Herkese merhabalar. Bugün de sizlere Xiaomi Redmi Note 8 telefonunun detaylı full incelemesini yapacağız. Şu an elimizde bulunan telefon piyasada fiyat performansına bakıldığında 2200 TL ile 1799 TL aralığında serbest satış piyasa fiyatları üzerinden sahip olabiliyorsunuz. Güçlü performans, yüksek çözünürlüklü 4 adet kamera. 1, 2, 3, 4 ve sağında büyük bir destekleyici, flash destekleyici bulunmakta. 4 adet kamerayla gerçekten güçlü performans, dayanıklı ve uzun süreli pil ömrü, ergonomik şık tasarım ile hızlı, bakın hızlı, gerçekten hızlı şarj olması bizim hoşumuza gidiyor. Çünkü günümüzde telefonun hızlı şarj olması gerçekten güzel bir şey. Bu kişiden kişiye kullanım alışkanlıklarına göre özellik gösterebiliyor. Telefonun hızlı şarjının olması akıllı cep telefonu modellerine göre, şimdi telefonun çıkış yılları, telefonun batarya güçleri bunlarla alakalı. Ekranın genişliği, bakın ekranın genişliği. Bu arada bu elimizdeki şarj soketi 2.0 amper USB kablosu. Redmi Note 7 şarj soket girişiyle aynı USB-C. Zaten yeni akıllı cep telefonlarına 4-5 yıldır bu şarj soketleri kullanılmakta. Bunlar daha sağlıklı, daha güzel. Telefonun gelelim şık tasarımına, hızlı şarjı, donatılmış güzel bir beğeni ile kullanıcısını mutlu ediyor. Tek elle rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Yani bu telefonda şöyle bir durum söz konusu, telefonu gün boyunca elinden düşürmek biraz zor olabiliyor. Neden? Akıllı cep telefonunda yüksek bir batarya performansı ve buna nispeten güzel oyunlar oynayarak günümüzü güzel, eğlenceli bir şekilde geçirmek. Tabi bu herkes için geçerli değil. Bir de bundan en önemli, 6 inçlik bir geniş ekranda telefonda 4 adet kamerayla güzel, performanslı ve harika süper resimler çekmek bizim için süper bir duygu. Bununla arada bu telefonun kamera performansını zaten ilerleyen videolarımızda söyleyeceğiz. İlerleyen videolarımızda testlerini, video çekimlerini yapacağız. Harika videolar ve harika fotoğraflar yanı sıra kesintisiz iletişiminde tadını çıkarabiliyorsunuz. Ekran incine baktığımızda, şimdi Note serilerinde bilirsiniz normalde geniş, daha kaba, böyle tek elle tutmak sıkıntı oluşturabiliyor. Ama bunu gerçekten tek elle rahatlıkla kullanıp yazabiliyoruz. Şu anda standartlara göre çok çok iyi. Çünkü günlük yaşamda, yolculukta, araç kullanırken çoğunlukla zaten telefon kullanımı durumu söz konusu olmuyor ama normal şartlarda durum söz konusu olabiliyor. Tabii telefonun gerçekten 6 inçlik geniş açılı kapasitif ekranı çizilmeye karşı, şu ekran bandını da çıkaralım daha kullanım açısından. Telefonumuz açık. Evet, ekran bandımızı çıkardık. Çizilmeye karşı dayanıklı ekran. Gerçekten güzel bir cam teknolojisi kullanılmış. Ekran gövde oranını kullanmaktan keyif alacağınız gerçekten bir ürün. Güzel bir ürün. Güzel. Bu konuda ben çok hoşuma gitti bu ürün. Çizilmeye karşı dayanıklı olması beni gerçekten mutlu etti. Güzel bir şey yani. Telefonun biraz özelliklerinden bahsedeyim. Tabii bu ürünü şu anda 4 GB ve 6 GB olarak iki farklı segmentte satılmakta. Dediğim gibi şu an bizim elimizdeki telefon 4 GB RAM'li ve 64 GB da depolama alanına sahip. Telefonun yaklaşık olarak 256 GB'a kadar hafıza kartı takıp kullanabiliyorsunuz. Tabii biz bunun da şöyle bir gösterimini yapalım. Çünkü telefonda SIM kart ve hafıza kartı takma yerini özellikle göstermek istiyorum. Telefonun sol üst tarafında bakın. Şurada hemen giriyoruz. Şurada iğne yardımıyla şöyle rahatlıkla göstereyim. Çünkü bunu çok yanlış yapan çok insan olduğu için kişiden kişiye değişkenlik gösterebiliyor. Bakın bu kamera için ayrılmış. Ön ve arka kamera için rahatlıkla sesi alsın diye. Bakın zaten iPhone videomuz vardı mesela bundan bir 3-4 video önce. iPhone videomuzda bu deliklerin ne işe yaradığını öğretmiştik, göstermiştik. Buradan SIM kart yuvası, bakın telefonun ekrana baktığımızda sol tarafında SIM kart, yani şöyle iğne yardımıyla basıyoruz. Bu arada telefonumuz çift hatlı, çift SIM hatlı telefon. Siz de çift SIM hatlı telefon kullanabiliyorsunuz. Aparatımız bu şekilde. Bunu özellikle göstermek istiyorum. Çünkü emin olun gerçekten de
yanlışlık çok olduğu için bunu özellikle belirtiyorum sizlere. Hafıza kartlarımız da bu arada nano hafıza kartı. Nano hafıza kartı. Nano hafıza kartı olduğu için hafıza kartları bu şekilde iki adet hafıza kartını şöyle. Zaten burada bakalım gösterimi nasıl? Bakıyoruz. Gösterdiğimiz gibi bu şekilde hafıza kartlarını takıyoruz. Telefon hafıza kartı takma ve telefona sim kart takma yerini tekrardan gösteriyorum. Bakınız burada zaten iğne yerimiz var. Geniş iğne. Bu arada daha kısa iğneler bunu açmıyor. Bunu ekstradan sizlere belirteyim. İğnemizi yavaş bir şekilde ekrana ittiriyoruz. Ekrana ittirdik. Evet, buradan sim kartı baktığımızda, sim kart aparatına baktığımızda 1 numara ve 2 numara yazmakta. 1 numara, 2 numara en çok kullandığınız sim kartı örnek veriyorum. Turkcell, Vodafone, Türk Telekom. 1 numarayı alırsınız. Hem arama falan yaparken sıkıntı yaşamazsınız. Birinci sim kartı örnek veriyorum. Turkcell'imiz var. İkinci sim kartımızda da Türk Telekom var. Hafıza kartı bu şekilde. Bakın göstereyim. Çünkü bununla alakalı zaten burada uygulamalı olarak ekran üzerinde bir görüntü bulunmakta. Bu görüntü üzerinden sim kartı bu şekilde. Bakın bu şekilde. Emin olun yanlış çakan, ters takan çok oluyor. Sim kartta çift hattı kullanmıyorsanız eğer, çünkü öyle sorular da gelmişti bir önceki videomuzda. Biz çift sim kullanmıyoruz, tek sim kullanıyoruz. 1'e mi taksak iyi çeker, 2'ye mi taksak iyi çeker. Öyle bir durum söz konusu değil. Bu çoğunlukla dual sim, yani yurt dışından getirilen telefonlar çoğunlukla bir tanesine e-mail atılıyor. Yani telefona ilk atılan e-maili kullanabiliyorsunuz, diğerini kullanamıyorsunuz. Buna bu şekilde gösterdiğim gibi. Sim kartın kesik tarafı, bakın sim kart şu şekilde düşün, nano. En küçük sim kart nano. Bakın burada zaten kesik bir yer gözükmekte. Sim kartın kesik olan tarafını takıyoruz. Bunu 2 numaraya taktık. Diğer sim kartımız da burada. Bunu da aynı şekilde takabiliyorsunuz. Tabii biz şu an bir sim kartla deneyeceğiz. Tek bir sim kartla deneyeceğiz. Burada bu şekilde yavaş, narin bir şekilde yavaşça ittiriyoruz. Tabii bu arada bunun sim kartın ve hafıza kartın oturduğundan emin olmamız gerekiyor. Çünkü yanlış bir hareketle bu yuvanın kırılmasına, zarar görmesine yol açmış oluruz. Çünkü çok önemli. Çoğu insan da bunu yapıyor. Çoğu telefonlara da böyle sıkıntılar geliyor. Şöyle bir arayüzüne baktığımızda bildirim ve led ışığının olması bizi gerçekten mutlu etti. Bu arada ekstra bir özellik söyleyeyim size. Telefon suya dayanıklı lakin sıçramalara karşı ama toza karşı dayanıklı değil. Bunu da ekstradan belirteyim size. Gelelim hafıza kartı olayına. Hafıza kartını telefona taktık. Hemen SanDisk hafıza kartı, fotoğraf ve videoları görmek için tıklayın diyor. Şu an bizim öyle bir durumla söz konusu olmadığı için biz sadece telefonun 64 GB'ı, bizim taktığımız hafıza kartı 32 GB'tı. Yani bununla hafızayı bir tık daha yükselttik. Bakalım şöyle bir geniş ekrana, 1080 böyle, ön kameradan 1080 ile videolar çekebiliyoruz. Yüksek çözünürlük. Gerçekten bizi çok hoşumuza gidiyor bu. LCD ekranın olması zaten apayrı bir şey. Diyeceksiniz niye? Farklı görüş açısından, farklı görüştü. Mesela iPhone kullanıcısı hep buradan iter böyle iPhone kullanıcılar. Ama Android kullananlar, buradan ekran parlaklığına baktığımızda, ekran parlaklığını biz kendimiz istediğimize göre ayarlayabiliyoruz. Bu da güzel. Bakın bu da güzel. Gerçekten çok güzel. IPS LCD ekran fazla yüksek çözünürlükte daha güzel görüş kalitesi oluyor. Bu da ne oluyor? Bizi daha çok mutlu ediyor ve ortam ışıklarında akıllı moda geçiyor. Akıllı moda geçmesi de bizim ekranı net bir şekilde görmemizi sağlıyor. Ekran dayanıklılığına bakalım. Corning Gorilla Glass 5 çizilmeye karşı çerçevesiz, bakın. Bir de şu var, bu ekrana, bu telefon, akıllı cep telefonunun yanları biraz daha böyle açık, şöyle göstereyim. Şunu şöyle görün. Buralarda buraya pislik, yani kirli pislik kılların dolması kaçınılmaz. Biz bile telefonu yeni açtığımızda şu aralara girdi. Ya bizim böyle bir sim kartımız, o sim kart değil de silikon kılıf. Gerçekten buraları güzel kapatıyor. Zaten bu şarj soketleri, bakın sim kart kutunun içinden çıkan silikon kılıfta da aynı şekilde burası kapalı. Neden? Şarj soketlerine pislik dolmasın diye. Bu da gerçekten güzel bir ürün. Bakalım daha önce açtığımız şöyle. Elimize sola ittiğimizde şey gidiyor. Bakalım hemen arama. Zaten bu arada telefonda görüntülü arama yok. Görüntülü arama olmaması bizi gerçekten mutsuz etti. Yani ne olur? Uygulama indirerek görüntülü aramayı sağlayacağız.
Özellikle telefonun renk sayısına baktığımızda 16 milyon renk sayısıyla gerçeğe en yakın renkler eşliğinde videolarımızı, fotoğraflarımızı rahatlıkla görme, izleme olanağı sağlıyor bize. Tuşlara baktığımızda hemen gerçekten güzel. Biliyoruz Android, Samsung, Android telefonlarda hemen bir arama butonu, görüntülü arama şey var. Lakin bunda öyle bir durum söz konusu değil. Gerçekten güzel, hızlı, aksiyon. Hemen telefona bir yıldız kare, 06 kare yapalım bakalım. Hemen çift smart hemen çıkıyor. Bunu da Exa'dan sizlere belirteyim. Bu da güzel bir uygulama. Bunu zaten bilmeyenler telefonundan yıldız kare, 06 kare yapıp telefonun e-mail numarasını Google'dan e-mail sorgulama yazdığınızda oradan e-mail sorgulamadan öğrenebiliyor. Multi-touch özelliğine sahip olması, bu da Exa'dan bu telefonu artı yapan güzel bir özellik. Bakalım rehberimizde kişi numaralarının eklenmesi. Bu da Exa'dan. Buradan sim kartı, sim kartta mesela numaralar varsa buradan sim kartta ayarlardan girip sim karttaki numaraları, kişileri telefon rehberine aktarabiliyoruz. Telefonun biraz da ayarlar kısmına girdiğimizde ayarlar kısmında neler var bir de ona bakalım. Ama aklınızda olsun, telefonda bulunan 4 ayrı kamerayı detaylı incelemesini yapacağız. Bir sonraki videolarımızda şu an sadece telefonun bilmeniz gereken ekranın çizilmeye karşı dayanıklı olması, bu da Exa'dan güzel bir durum söz konusu. Telefon ekranındaki bu çeltik olayı Samsung A serisi telefon modellerinde de var. Ekran çentikli. Notch diyorlar, damla çeltikli. Bu biraz daha böyle damla, yarım hilal şeklinde. Çoklu dokunmaları algılıyor. Ama multi-touch özelliğine de sahip olması Exa'dan güzel bir şey. Telefonu, akıllı cep telefonu kullanmak isteyenler için güzel. 158 milim boyunda, böyle 8.4 milim kalınlığında. Şöyle. 190 gram ağırlığında telefon. Yani bu arada bakalım, plastik, sofistike ve şık camlı. Yanlar böyle plastik görünümlü. Buna ekstradan dikkat edin. Zaten bunu alan silikon böyle kalın kaba kılıflar oluyor. Böyle kaba demeyelim de bizdeki biraz daha böyle şey, kutunun içinden çıkan bu. Tabii piyasada bunun daha güzel videoları olacak. Daha güzel silikon kılıflarını çektiğimiz videolarımız olacak. Zaten bu bununla alakalı Xiaomi Note 8 telefonuma silikon kılıf aldım. Bunun videosunu Exa'dan çekeceğim. Bunu da Exa'dan göstereceğim. Çünkü bunun çekimini de yapacağım ben. Daha fazla uygulamaya bakalım neler var hemen. Netflix'imiz var içerisinde. Telefon içinde kendi yüklü. Gerçekten Facebook var. Xoffice var. AliExpress uygulaması var. Yani telefon plastik. Biraz daha yere falan düştüğünde kırılma durumu söz konusu. Hem de çok hızlı bir şekilde. Onu da Exa'dan sizlere belirteyim. Telefonun dış görünümü, özellikle mükemmel bir performans sağlaması bizim hoşumuza gidiyor. Telefonun arkası çabuk kirleniyor. Çok çabuk kir tutuyor. Onu size söyleyeyim. Çabuk yani. Bunu sürekli silmeniz gerekiyor. Eğer kılıfsız kullanacaksanız sürekli silmeniz gerekiyor. Şöyle bir silikon kılıfımızı takıyoruz. Bu şekilde kullandığımızda silikon kılıf biraz daha kaliteye göre değişkenlik gösterebiliyor. Ayrıca telefonla güzel kamera performansı uygulamalarına bakıldığında telefonu şöyle. Şimdi ne diyor burada? Kısa video, video, fotoğraf, 48 megapiksel. 48 megapiksel. Yok, odaklama yapmış. Zaten solda altta Xiaomi modellerinde zaten şey gözükmekte. Telefonun hangi modelle çektiği gözükmekte. Portre. Ne diyor? Portre modu arka planı bulanıklaştırır ve öndeki kişileri ortaya çıkarır. Gece modu. Panorama. Pro. Bakın Pro. Pro'da da çeşitli özellikler bulunmakta. Ne diyor burada? Dok otomatik, F otomatik, S otomatik, ISO otomatik, mercek geniş, gece panorama gibi durumlar söz konusu olmakta. Bunu da Exa'dan sizlere belirteyim. Tabii daha detaylı incelemesini ilerleyen videolarımızda yapacağız. Bunun en güzel karanlık ortamlarda bile gürültüsüz. Bakın, karanlık ortamlarda bile gürültüsüz güzel bir konuşma yapabiliyorsunuz. Bu da Exa'dan telefonun güzel bir özelliği. Sensörlerinin iyi çalışması, özellikle LED flash kamera, times, video, kayıt, yavaş çekim, video, kayıt ve dijital görüntü gibi durumlarda telefon gerçekten kullanıcısını mutlu ediyor. Bunu Exa'dan size belirtmek istiyorum. Kullanıcısını mutlu eden bir telefona neden sahip olmayasınız? Sahip olacağınız telefon Xiaomi Redmi Note 8 neden olmasın? Evet, telefonun biraz da sağ tarafındaki tuşlarından bahsedelim. Telefonu açma, kapama tuşu. Bakın, telefonu açma, kapama
Ses, açma kapama, telefonu açma kapama tuşu burada. Zaten şurada bir parmak izi. O kadar hassas ki şöyle bir kere dokunmayla. Bir sonraki videomuzda zaten parmak izi tanımlama, parmak iziyle telefon açma, telefon sıfırlama videolarımız olacaktır. Kanalımıza abone olarak bizi daha yakından takip edebilirsiniz. Bir de videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmanızı rica ediyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Telefonun şarj soket kısmını zaten bir önceki videomuzda bunun incelemesini yapmıştık. Şimdi daha detaylı incelemesini yapacağız ve bundan sonra videomuzda oyun performansı. Oyun performans videoları çekeceğiz. Telefonun batarya gücünü test edeceğiz. Sağlamlık gücünü test edeceğiz. Telefon hakkında diyor, hemen telefona girdiğimizde cihazın adı, bilgileri, Android sürümü, model numarası, Mi sürümü, model adı, işlemcisi, RAM'i. Bakın RAM'i burada görebiliyoruz. 4 GB'lık bir RAM var. 8 çekirdekli işlemcisi, model adı, telefon hafızası, dahili alanı. Mesela 64 GB kullanabilir. 49.33 GB. Yani 64 GB'lık bir telefonun 50 GB'ını kullanabiliyorsunuz. Geri kalan GB'lar zaten telefonun içinde olan yüklü uygulamalarla birlikte geldiği için kullanamıyoruz. Yasal bilgiler, sertifikasyon bilgiler, sistem güncelleme diyor. Cihaz adını siz kendiniz buradan biz de değiştirebiliriz mesela. Bu özellikle modem hotspot, modem bağlantı, telefon bulma isimlerinde Ali Seyrek olarak yazıyoruz biz. Evet. Şu anda telefonun ismini değiştirdik. Ali Seyrek oldu. Siz de kendi isminizi, nickinizi, takma lakabınızı burada bu şekilde yazabilirsiniz. Yani şu an 64 GB telefona bir de 32 GB hafıza kartı taktık. Tekrardan belirtiyorum. 64 GB'ın yaklaşık olarak 49.33 GB'ın yani 50 GB'ını kullanabiliyoruz. Küsuratsız söylüyorum. Android sürümüne baktığımızda Android sürümü de 9.0. Pi. Bu da güzel. Yani yeni güncellemeler gelecek mi? Xiaomi kullanıcısını mutsuz etmez. Yani diğer telefon firmaları gibi değil. Tabii diğer telefon firmalı telefon üreticilerinde güncellemeyi geç gönderen de var, güncelleme göndermeyen de var. Bunu da ekstradan sizlere belirtmiş olayım. Telefonla alakalı en güncel akıllı cep telefonları sorularını videoların altına bakın. Videoların altına hızlı bir şekilde videolarınızı yazın, sorularınızı yazın. Biz hızlı bir şekilde cevap vereceğiz. Telefonda radyo olması bizi çok mutlu etti. Bakın telefonda radyo var. Gerçekten güzel. Wi-Fi bağlantıları, Bluetooth, internet paylaşımı. Telefonu modem olarak kullanabiliyorsunuz. İnternet bağlantı paylaşım alanı. Mesela paylaşım alanı biz telefon ismini Ali Seyrek olarak yazdık ya. Zaten paylaşım yaparken karşı tarafta Ali Seyrek olarak gözüküyor. Tıklıyor. Yani bulmak daha kolay oluyor. O da güzel. Bağlantı noktasını otomatik olarak kapatıyor. Bağlı cihaz olmadığında bağlantı noktası otomatik olarak kapatıyor. Düşünebiliyor musunuz ne kadar güzel özelliği? Örnek veriyorum, bir pikniğe veyahut da bir geziye gittiniz. Telefonu iki kişi bağlanıyor ama onlar interneti veyahut da telefonu kapandı veyahut da telefon görüşmesi yapıyor. Otomatik olarak interneti kapatıyor. Yani sizin internetiniz boşa gitmiyor. Burada bağlı olan cihazları görebiliyoruz. İnternet paylaşımında. Veri kullanımında ne kadarlık bir veri kullandığımızı. Telefonda yüklü olan uygulamalar gerek sizin indirmiş olduğunuz uygulamalarda ne kadar kullanıldığını öğrenebiliyorsunuz. Ekrana baktığımızda ekranda okuma modu, konsol, karanlık mod, metin modu, uyandırma, ekranı çift döndür, uyandırmak için kaldır gibi özellikler bulunmakta. Parlaklık, duvar kağıdı bu arada. Biz bir duvar kağıdı seçelim bakalım. Ya bu telefonda ne var? Şöyle bir köpeğimiz var. Böyle ne diyor? Ağ bağlantısı, Wi-Fi olmadan telefonun duvar kağıdını değiştirebiliyorsunuz. Değiştiremiyorsunuz. Bunu da ekstradan öğrendik. Temalara bakalım. 2 adet temamız bulunmakta. Biz tabii bunu kullanıyoruz. Siz de kendi zevkinize göre temaları seçebiliyorsunuz buradan. Bunlar da güzel. Hatta bundan yıllar öncesinde şöyle bir soru gelmişti. Telefonda hesap makinesi var mı? Evet, telefonda hesap makinesi var. Tabii bir sonraki videomuzda da telefona parmak izi nasıl tanıtılır? Parmak izi tanımlama veya ayak parmağını bile tanıtanlar dahi var. Baş parmağını. Farklı farklı parmaklar söz konusu olabiliyor. Başka kafamıza takılan ikinci alan adı neymiş? İkinci alan. Gizliliği koruyun. Dilediğiniz zaman oluşturun. Tamamen tehlikesiz. İkinci alan. İkinci alanda da böyle bir özellikler bulunmakta. Pil performansı. Buradan pil optimi, pil kullanımı rahatlıkla görebiliyoruz. Hangi uygulama ne kadar batarya götürmüş? Mesela kameramız. %19'luk bir internet. Bu da çok güzel. Şimdi telefonu kullandığınızda telefonda hangi uygulama ne kadar internet götürür? Ne kadar ona göre uygulamayı kullanırsınız. İnternet gerek internet gerek şarj. Şimdi bir uygulamaya giriyorsun. Facebook'ta mesela videoları gezinirken videolar otomatik açılıyor. Burada ne oluyor? Hem ekstra şarj
şarj gidiyor hem de ekstradan internet hızı. Normalde mesela 10 MB gidiyorsa 30 MB gidiyor. Bunu da ekstradan size belirteyim çünkü videolar otomatik açılıyor. Bunun da kapatma özelliklerini zaten bir önceki videomuzda göstermiştik. Mi hesabı nasıl açılır? Mi hesabı açma, Mi hesabı oluşturma. Bunun da videosunu ilerleyen dönemde çekmiştik zaten. Siz de ayrıca kanalımıza abone olarak bir videolara erişebilirsiniz. Senkronizasyon, güncelleme, çift uygulamalar, izinler, geri bildirim, sistem uygulama ayarları. Bunu da ekstradan belirtelim. Başka galeri, tarayıcımız bulunmakta. Chrome bulunmakta. Temalar. Bakalım Google'a baktığımızda ekstradan bizim dikkatimizi çeken Duo var, kişiler var, Play filmler var, haritalar var, navigasyon. Başka bakalım temalar, Play Store, araçlara bakalım. Araçlarda da ekran kaydedici özelliği de bulunmakta. Mi kumanda, akıllı cep telefonu kumanda olarak kullanabiliyorsunuz. Şu radyonun olması beni benden aldı zaten. Dokunması o kadar hassas ki, çok harika bir hassasiyeti bulunmakta. Bu da gerçekten güzel. Sim araç kilidi diyor, kiti diyor. Onu da ekstradan belirtelim. Hava durumu, dosya yöneticisi, bakın dosya yöneticisinde gerek hafıza kartı, gerek telefonun kendi hafızası, onları siz kendiniz, kendi keyfinize göre programlayabiliyorsunuz ve bu özellikler sayesinde daha güzel bir kullanım söz konusu oluyor. Bu da kişiden kişiye değişkenlik gösterebiliyor. Bunu da ekstradan sizlere belirteyim. Notlara bakalım. Mi videomuz var bu arada. Temizleyici, telefon kendini otomatik olarak temizleme. Tabi bazen bu uygulamalarda bu Google Play ve Apple Store'dan bu uygulamayı indirdiğimizde bazılarında virüs, telefona virüs bulaşabiliyor. Bazı uygulamalar güvenli olmuyor. Ama bu telefonun kendi içinde gelen bir temizlik uygulama ürünü. Gerçekten güzel temizleyici. Kendiliğinden otomatik olarak bir dokunuşla telefon uygulamasını siliyor. Çok teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için. Burada telefonun güzel bir incelemesini yapmış olduk. Telefonun gerek oyun performansı, gerek kamera performansı videolarını ilerleyen dönemde yayında olacaktır. Kanalımıza abone olmadıysanız hemen abone olun. Videomuzu beğenmeyi unutmayın.